Merhaba arkadaşlar, devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler yani Osmanlı ordusunu öğreneceğiz bugün. Osmanlı ordusu deyince hepinizin tüylerinin diken diken olduğunu biliyorum. Neyi göreceğiz? Beylik döneminde Osmanlı askeri gücü yani Akıncıları, Azapları göreceğiz. İlk başta hani o Ertuğrul Gazi, Osman Gazi döneminde. Sonra tımar sistemini göreceğiz. 1. Murat'la beraber başlayan yani tımarlı sipahiler. Bu toprak sahibi olan, toprakları daha doğrusu sahibi demeyelim de belirli bir süre emanet edilmiş toprakların gelirleriyle asker yetiştiren askerlere bakacağız. Ve yeniçerilere yani devşirmelere bakacağız. Nedir bunlar? Yabancılardan getirdiğimiz Müslüman Türk yapıp yetiştirdiğimiz Robocop yani kapı kulu askerlerine bakacağız. Gerçekten Osmanlı'nın muhteşem yüzyıla nasıl ulaştığını, Osmanlı'nın gerçek askeri gücünü nasıl oluşturduğunu hep beraber göreceğiz. Şimdi ilk başta beylik döneminde yani o küçük fındık kadar Söğüt'teyken ki Osmanlı'nın askeri gücüne bakalım. Aslında küçük bir beyliğiz ama sonradan muhteşem bir imparatorluğa dönüşeceğiz. Nasıl dönüşeceğiz? Kuruluş yıllarında bir kere düzenli askeri birlikler yok. Gerektiğinde gazilerden oluşan ve tamamatlı olan aşiret kuvvetleri var. Alperenler var ki alperenler zaten en kuvvetli askerler ve gazi akıncılar var. Bunlar gerçekten belli bir süre Osman Bey'in etrafında, Ertuğrul Gazi'nin etrafında beylik döneminde beraber akınlar yapıyorlar, fetihler yapıyorlar. Gazalara Ahiyan-ı Rum, Baciyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum yani savaşçı dervişler. Abdal demek böyle Allah'a tam kul olması demek. Mesela Abdullah diyoruz ya Allah'ın kulu. İşte Abdülkerim, Kerim'in kulu. Abdülmuttalif, Muttalif'in kulu. Şimdi burada abdal deyince sakın aptalla karışmayın. Abdal demek Allah'a tam anlamıyla teslim olmuş adam. O da derviş işte. Yani adam dünyanın her şeyinden vazgeçmiş. Tamamen ahirete teslim olmuş. Bu adamın savaş olduğunu düşünsenize. Zaten adam her şeyi silmiş dünya zevkleri adına. Zaten yardıracak belli. Gazi yani Rum bu da yani gaziler Alper olduğunu bir de göçebe Türkmenler olduğunu bilmemiz lazım. İlk düzenli birlikler yaya ve müsellemler olacak. İlk fetihlerde daimi ordunun eksikliği anlaşılıyor. Diyorlar ki ooo böyle olmaz. Tamam güzel. Gaza politikası var. Tamam. Ölürsek şehit oluyoruz. Ölmezsek gazi. Tamam harika. Ama böyle olmaz. Düzenli ordu yapmamız lazım. Çünkü geçici kuvvetler hem vaktinden savaşa gelemiyor. Hem disiplinden uzak. Hem de dayanıklı değiller. Peki çözüm ne? Düzenli askeri birlikler. Bunun için de Orhan Bey döneminde yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu biliyorsunuz Osman Bey. Sonra Orhan Bey. Sonra 1. Murat. Sonra Yıldırım Beyazıt. Sonra Fetret Devri. Çelebi Mehmet ve 2. Murat da kuruluş dönemi bitecek. Sonra Fatih Sultan Mehmetler devam edecek. Şimdi 2. Padişah döneminde yani Orhan Bey döneminde fetihlerin devamı için biner kişilik yaya ve müsellem birlikleri kuruluyor. Şimdi bir de tımar sistemi var. Tımar sistemi nedir? Tımar sistemi şimdi askere maaş yerine toprak veriyorsun. Diyorsun ki sen bu topraktan elde edilen gelirlerle kendini koru, kendine silah al, kendini yetiştir. Geçimleri ve hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memura vergi toplama yetkisini devredilmiş. Buradaki vergileri topluyorsun ve bununla alakalı asker yetiştiriyorsun. Tımar, Selçuklu ve Memlüklerdeki ikta sisteminin benzeri. İkta neydi? Askerlere toprak veriyorsun, maaş yerine. Ama toprağın gerçek sahibi değiller. Şimdi buna esaslı tımar denmesinin sebebi en fazla tımarlı sipahi yani tımara sahip asker olduğu için. Ama normalde sistemin adı dirlik. Yararlılık gösteren devlet görevlerine verilen şeye biz dirlik diyoruz. Diyelim ki ben bir devlet görevlisiyim tamam mı? Bana şu toprağı veriyorlar. Sen başka bir devlet görevlisin sana da bu toprağı veriyorlar. O zaman benim toprağım daha büyük daha fazla gelir elde ediyorum. Muhtemelen sen sıradan bir askersin ben ise bir yöneticiyim. O yüzden bana daha büyük toprak verdiler ki ben daha fazla gelir elde ediyorum. Peki bütün bu sisteme ne deniyor? Dirlik deniyor. İşte dirlikte en fazla geliri has topraklar alıyor. Sonra zahmet topraklar alıyor. Sonra da tımar topraklar alıyor. Has, eğer ben has topraklarının sahibiysem, yani daha doğrusu geçici süreli sahibiysem, yıllık gelirim 100 bin akçe ve üzeri. Padişah ve üst düzey görevlileri veriliyor. Her 5 bin akçe için bir atlı asker yetiştirmem gerekiyor. Zahmet ise yıllık geliri 20 bin ile 100 bin akçe arası. Orta derece görevlileri veriliyor. Yani işte böyle kadı yardımcıları, müderrisler gibi. Her 5 bin akçe için bir atlı asker. Ve buraya bakalım yıllık geliri 20 bin akçe olanlar ise her 3 bin akçe için bir atlı asker yetiştiriyor. Yani ben diyelim ki normal bir askerim bana diyorlar ki Türk'üm ya diyorlar sana maaş yerine toprak vereceğiz. Sen bu topraklardan üretilen elde edilen geliri hesaplayacaksın kaç 30 bin akçe mi kazan? 30 bin bölü 3 bin eşittir 10 bin. 10 bin tane asker yetiştirmek zorundasın diyorlar. 10 bin tane askerin beslemesi, tamiratı, silahlandırılması sende. Buranın tarım ürünlerinin üretilip üretilmediğini kontrolü sende. Buranın güvenliği sende. Savaş zamanı atla beraber savaşırız diyorlar. Tımarın faydaları ne? Birincisi taşrada devlet otoritesi sağlanıyor. Taşra dediği ne? Şimdi şurası devletse, şurası başkent İstanbul tamam mı? İstanbul harici Anadolu'daki her yere biz taşra diyoruz. Burası taşra, burası taşra, burası taşra, burası taşra, burası taşra, burası taşra. E sen şimdi taşrada bu bölgeyi bir tımarlı sipahiye verdiğin zaman
oradaki otoriteyi sağlamış oluyorsun. Bu senin siyasi otoriteni sağlamış oluyor. Niye? Buradaki tımarlı sipahinin geçici olarak sahibi olan kişi direkt padişaha hesap vermek zorunda. Dolayısıyla padişah hesap vereceği için buranın üretimin devamlılığını sağlıyor. Buradan asker yetiştiriyor ve bu askerler savaş zamanı orduya destek veriyor. İkincisi, göçebe yaşayan Türkmenler yerleşik hayata geçiyor. Yerleşik hayata geçti ve bayındırlık hizmetleri oldu. Bayındırlık da bina yapmak demek. Bu da yine sosyal bir faydası. Devam ediyoruz. Maaş yükü azalıyor. Devlet maaş vereceğine toprak veriyor gelirlerini geçici süreliğine. Üretimde süreklilik sağlanıyor. Niye? Çünkü adam bu tarladan gelir elde edilmesi lazım ki oradan gelen parayla şey yapsın, nedir onun adı? Kazanç elde etsin. Devam ediyoruz. Başka ne var? Düzenli vergi toplanmış oluyor. Bunlar da hep ekonomik birer katkısı diyebiliriz. Devam ediyorum. Başka ne var? Savaşa hazır bir ordu. Savaş hazır ordudan kastımız nedir? Yani asker, askeri olarak da bir güç sağlamış oluyor. Şurada bir katkıda bulunmamız lazım. Birazcık ışığı artıralım. Evet, sıkıntı yok. Gerçekten tam bir canlı yayın oldu. Birazcık ışıkta fazlalık var ama sıkıntı yok. Güzel. Tımar toprakları devletin mülkü. Bu yüzden şimdi ben diyelim ki bir askerim, bana tımar verildi. Tamam. Ben buradaki üretimi sağlayacağım. Tamam. Buradan elde ettiğim gelirlerle asker yetiştireceğim. Tamam. Bu askerlerle beraber savaşa gireceğim. Tamam. Her şey güzel ama bu toprakları oğluma miras bırakamam. Satamam, kiraya veremem, vakfedemem ya da bağışlanması yasak. Böyle şeyler yapamam. Niye? Çünkü bu topraklar bana emaneten verildi, olduğunu bilmem lazım. Geldik buraya. Beylik dönemi Osmanlı ordusuna genel bakış. Şimdi tımarlı sipahiler var. Osmanlı ordusunun esasını oluşturuyor ve en büyük kısmını teşkil ediyor. Ve Osmanlı'nın atlı ordusu. Yayalar ve müsellemler var. Orhan Bey zamanında kurulan ilk düzenli yaya birlikleri ve atlı birlikler. Bir de azepler var. Bunlar da Anadolu'dan toplanan savaşa yararlı, dinç ve kuvvetli bekar gönüllü gençlerden oluşuyor. Osmanlı toplumunda askeriler ve reaya var. Askeri deyince sakın aklınıza eline silahını tık 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 ateş eden askerler gelmesin. Askeri demek yönetici demek. Yani bunlar yönetici olduğu için vergi vermiyor. Bunlar seyfiye, yani askeriler, ilmiye ve kalemiye diye 3 gruba ayrılıyor. Kalemiyenin adı üzerinde zaten. Kalemle hareket ediyorlar. Kalemli adam ne yapar? Defterleri tutar. Defterdar, mali hesaplar. Reisül kitap, kitapların reisi olur. Divan katipleri, katip kitapları yazıyor. Ve nişancı, mührü basıyor. Bunlar kalem kullanıyor. İlmiye ise ilmiyle biliniyor. Yani İslam ilimlerini bilmesi lazım. Bir kere Şeyhül İslam, yani Diyanet İşleri Başkanı. Kadı asker, yani Adalet Bakanı. Kadılar, yani hakimler. Müftüler, yani imamların başındaki kişiler. Müderrisler, yani üniversite hocaları. Bunların hepsi ilimle uğraşıyor. Bak, kalem, kalemle uğraşıyor. İlmi. Seyfiye ise askeri sınıf demek. Bunlar direkt devletin en üst düzey yöneticileri. Sadrazam, yani başbakan. Vezirler, yani bakanlar. Kaptanı Derya, yani deniz kuvvetleri komutanı. Beylerbeyi, yani işte büyük valiler. Yeniçeri ağası, yani jandarma komutanı. Bunların hepsi direkt olarak askeriler, yani seyfiye sınıfı olmuş oluyor. Bir daha reaya var, vergi ödeyenler. Bunlar da mesela diyelim ki tüccar ve esnaf. Yani bunlar dükkan sahipleri, bakkal, işte kasap, manav veyahut da konar göçerler var. Bunlar da direkt göçebe. Genelde bunlar Türkmenler oluyor. Göçebeler genelde hayvancılıkla uğraşıyor. Yani hayvanları sürekli yezdiriyorlar yanlarında. Bir de köylüler var ki bunlar da Osmanlı nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Bir de devşirme sistemimiz var. Devşirme sistemi ise 2. Murat zamanında kanun haline gelecek. 1. Murat zamanında getiriliyor ama 2. Murat zamanında kanun haline getiriliyor. Bu sistemde önce gönüllü olarak devşirmek isteyenlerde ailelerin tek çocuğu varsa alınmaz. 18-18 yaş aralığı tercih edilir. Ne diyor? Anlamadınız. Ben şimdi daha rahat anlatayım. Şimdi Osmanlı diyor ki, esasında daha net anlatalım. Bak şimdi. Burada padişah var, tamam mı? Tamam. Padişah kendisini İstanbul'da yaşıyor ve padişaha destek olan bir divan var. Yani divan kurulu. İşte sadrazam, vezirler, reisül kütap, nişancı, defterdar, şunlar falan. Bunların hepsi padişaha danışma görüyorlar. Çok güzel. Padişah bunlarla konuşuyor. Sen kimsin? Sadrazamım, yani başbakanım. Sen kimsin? Reisül kütap, yani dışişleri bakanım. Sen kimsin? Nişancıyım, yani bürokrasinin başıyım. Sen defterdar, yani maliye bakanı. Sen kimsin? Kaptanı derya, yani deniz kuvvetleri komutanı. Sen kimsin? İşte kaz asker, yani adalet bakanı. Bunlar böyle duruyorlar. Güzel. Bunlar İstanbul'da durdukları için bunları korumak için şöyle bir İstanbul'u korumalar lazım. İstanbul'u korumak için diyorlar ki biz İstanbul'u eğer Anadolu'dan gelen insanları korutursak, yani korumasını sağlarsak risk olabilir. O yüzden biz küçük yaşta yetiştirdiğimiz, 8 yaşında 7 yaşında alıp Müslüman edip tam kapımıza kul ettiğimiz kapı, bak şurası kapı olsun. Kapıya kullar yerleştiriliyor. İstanbul'u korumak için kapı kulları yerleştiriliyor. Bu kapı kulları kapının önünde durup padişaha tam teslim olmuş kişiler. Yani bunlar evlenemiyorlar, toprak sahibi olamıyorlar, iş sahibi olamıyorlar. Bunlar sadece padişahın adeta kulu gibiler. Tabi Allah'tan başkasına kul olmaz ama orada kuldan manası
direkt Allah'ın kulu gibi. Yani onu tam teslimli, ona kendini teslim edebilecek süper askerler bunlar. Bunlar sadece İstanbul'u koruyor ve savaş zamanında ordunun temeli, ordunun önemli bir kısmını temsil ediyor. Tamam. Bunlara ne veriliyor? Maaş veriliyor. Bir de geriye kalan şehirler var. Şimdi burası İstanbul'du. Yeşil taraf İstanbul'du. Ankara var, Konya var, İzmir var, Samsun var, Çanakkale var, Kars var, Erzurum var. Ki Osmanlı'nın yükseliş dönemini düşünün. Oralarda her yer bizden yani. Kuzey Afrika bizim, Balkanlar bizim, Orta Doğu bizim. Şimdi adam buraya da Yeniçeri koyamaz. Çünkü Yeniçeri küçük yaşta yetiştirilmiş gelmiş bir çocuk. Robocop yani. Hatta bu Yeniçeriler eğer çok iyi yetiştirilirse ta padişahın en yanındaki, en sağ kolundaki sadrazamlığa kadar yükselebiliyor. Şeyhülislam hariç her şey olabiliyor bu adamlar. Niye? Çünkü güveniyorlar adamlara. Küçükten beri kendi yanlarında yetişmiş. Düşünsene şurada bir tane adam var diyelim ki. Bu adam Dulkadiroğullarından bir adam. Veyahut da Karamanoğullarından bir. Bu adam saraya girse, sarayı korumaya çalışsa risk olabilir. Sarayda sadrazam olsa risk olabilir. Yani niye? Çünkü eskiden onlar da Osmanoğulları gibi beylik. Şimdi o yüzden diyorlar ki biz buraları kendi robokoplarımızdan yani kendimize ait özel kapıda kullanmış askerlerden koruyalım diyorlar. Buradaki insanlara ise toprak verelim diyorlar. Yani tımarlı sipahiler yetiştirelim diyorlar. Sen buradasın ya. Sana bu toprağı veriyorlar. Al diyorlar. Sen buradan elde ettiğin gelirlerle asker yetiştir. Burayı da sana veriyorlar. Buranın güvenliğinden sorumlusun, üretimden sorumlusun. Burayı da sana veriyorlar. Yani tımarlı sipahiler morlar olmuş oluyor. Yeşiller de direkt İstanbul'daki devşirmeler yani Yeniçeri askerler olmuş oluyor. Hatta bakın bunu en sonunda şurada daha net göstereyim size. Bakın. Burası en önemli kısım esası bak. Şunlar Yeniçeriler. Buraya yazıyorum. Yeniçeriler. Yeniçeri. Tamam mı? Şunlar ise sipahiler. Tımarlı sipahi. Tımarlı sipahi ile Yeniçeri arasında farkı bilmemiz lazım. Bunlar merkez ordusunda, direkt padişahın yanında ve aynı zamanda başkentin yani İstanbul'un güvenliğinden sorumlu. Başkentin sakın Ankara kalmasın aklınızda. İstanbul'un güvenliğinden sorumlu. Aynı zamanda bunlar yaya askerler ve devşirme yani Müslüman, sonradan Müslüman edilmiş, Türk edilmiş kişiler. 3 ayda bir ulufi alırlar yani maaş alırlar. Ticaret yapmaları yasak, evlenmeleri yasak. Diğer tarafa bakalım. Bunlar eyalet ordusunda. Bunlar atlı askerler. Bunlar Türkmen yani göçebe askerler yani devşirme değil gerçek Türkler. Bulundukları bölgenin güvenliğinden sorumlular. Giderleri tımar sahipleri tarafından karşılanıyor. Yani tımarlı sipahi maaş karşılığı toprak alıyordu. Başka işlerle de uğraşabilirler, evlenebilirler. Bunlar bizimkiler yani Türkler. Bunlar ise devşirme, küçük yaşta yetiştirilmiş özel kapı kulu askerler. Şimdi geldik bu tarafa. İşte devşirme sistemi 2. Murat zamanında kuruluyor ve bu sistemde önce gönüllü olarak adam gidiyor diyelim ki şurası bizim ülkemiz olsun. Şurayı fethettik ya. Buradaki adama diyorlar ki ey adam senin 4 tane oğlun var mesela. Bu oğullarından istersen birilerini bize gönüllü olarak verebilirsin. Biz onu yetiştirelim, Müslüman edelim, Türk askeri yapalım. İleride isterse padişahın yanındaki en büyük adam sadrazamlığa kadar yükselebilir. Bizim en derindeki enderun okullarımız var. Yani sarayın içindeki enderun okullarımız var. Orada bunu mükemmel bir asker yapabiliriz, yönetici yapabiliriz. Eğer dangozsa normalse hiçbir şey yapamayız ama eğer çok akıllıysa sadrazam bile olabilir. Yani padişahın yanındaki adam olabilir. Değilse en kötü devşirmelerden oluşan bir asker olur diyorlar. Eğer tek çocuğun varsa sağ ol istemeyiz. Ve genç yaşta tercih ediyoruz. Şehirde yaşayan çocuklar ve Yahudiler devşirilmiyor. Gelelim bu tarafa. Kapı kulu olursa işte bunlar kapıda kulu olan kişiler. Niye kapı kulu? Çünkü bunlar devşirme küçük yaşta yetiştirilmiş ve teslim olmuş adamlar. Bunların kendisi Acemi Ocağı, Yeniçeriler ki en meşhuru. Cebeciler, Topçular, Top Arabacılar, Lağımcılar, Bosancılar var. Kapı kulu süvarileri ise sipahiler, silahlar, sağ ve sol ulufeciler ve sağ ve sol gariplerden oluşuyor. Yeniçeriler 1. Murat devrinde 1000 kişilik bir birlik olarak kuruldu. 1. Murat devrinde kuruluyor. 2. Murat devrinde tam oturuyor artık 3-4 bin. Fatih'te 12 bin, Kanuni'de 14 bin. 16. yüzyıl sonlarına doğru 40 bin kişi oluyor. Yeniçeri Ocağı'la birlikte Osmanlı Devleti'nde profesyonel askerlik başlamış oluyor. Yani her Türk asker de var onu biliyoruz zaten ama bunlar direkt paralı asker olmuş oluyor. Yeniçeri Ocağı'nın komutanına biz Yeniçeri Ağası diyoruz. Bu adam merkezde yaşar, askerlik dışı işleri yok ve evlenmiyorlar. Yeniçeriler padişahın merkezi otoritesi, padişahın merkezi otoritesinin temeli oluşturuyorlar. Niye? Padişahı koruyorlar. Hatırlarsanız şu resmi getirelim. Padişah buradaydı. Şöyle padişahın kavuğunu çizelim. Tamam. Bıyıklar. Bunun yanında durup bunun otoritesini sağlıyorlar. Yani etrafını koruyorlar yeşiller. Ve Yeniçeriler sayesinde padişah iç ve uç beylerinin nüfuz ve otoritesini dengeliyor. Uç beylerinin nüfuz ve otoritesini dengelemiş oluyor. Yeniçeri Ocağı Avrupa'nın ilk daimi ordusu diyebiliriz. Bunlar direkt daimi olarak Osmanlı'nın bir ordusu var. Öyle paralı maralı toplanma ve askerlik yok bize. Teşkilatı ve disipliniyle dünyanın sayılı ordularından Avrupalılara göre
Disiplin ve itaat eşittir Osmanlı ordusu. Osmanlı ordusu çok güçlü yani. O yüzden bütün savaşları kazanıyoruz ilk başlarda. Avrupalılar tarafından 18. yüzyıla kadar en büyük askeri güç olarak görülüyor. İşte Yeniçeriler bunlar. Merkez ordusunda yaya, devşirme yani kapı kulu. Direkt kapıda kul, devşirme. Yani devşirme ne demek? Düşünsenize sizi alıyorlar. Mesela diyelim ki sen 4 kardeşsin. 4 tane erkek kardeşin var. Gariban bir ailenin çocuğusun. Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyorlar. O zamanki Osmanlı şimdiki Amerika gibi çok güçlü. Şimdiki Amerika'yı salla da çok güçlü. Diyorlar ki seni yetiştireceğiz. Amerikan başkanı bile olabiliyorsun. Yetiştiriliyoruz seni. Süper bir şekilde istersen çok maaş kazanacaksın diyorlar. Sen diyelim ki Türk çocuğu yapmaz bunu ama diyelim ki Suriye'de gariban bir ailenin çocuğusun. Ne yapacaksın? Dersin ya Suriye'de ben burada ne yapacağım? Zaten savaş var sıkıntılı. Bari en iyisi Amerikan ordusuna gidiyorsun. Osmanlı da öyle. Diyor ki biz koskoca Osmanlıyız. Gel istersen çocuklarını ver. Onları kapıda kul yapalım, yetiştirelim. Türk yapalım, Müslüman yapalım, maaş verelim. Ticaret yapmaları yasak, evlenmeleri yasak. Niye? Yaşlanınca zaten hadi gider emekli olursun, kendisinin yere gidersin diyorlar. O zaman şimdi bunlarla alakalı gelelim çalışma sayfalarımıza. Her şey güzel de ne çalışacağız hocam dediğinizi duyar gibiyim. Hiç endişelenmenize gerek yok. Burada Osmanlı'nın kalbini, tarih olaylar, yöneticiler, şehzadeler nerede? Şurada Ottoman padişahım çok yaşar. Şurayız. Çok hızlı gittik. Askeri sınıfa. Burada. Burada Seyfiye İlmiye Kalemi'ye sayfa 78 ve aynı zamanda sonrasında fetihlerle gelen dönüşüm, dünya gücü Osmanlı ve Osmanlı kara gücü. Şuralara bakalım bak. Şuralar da önemli. Bu kısımlar hep çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Sayfa vereyim hatta tam Osmanlı ekonomi ticaret. Dünya gücü Osmanlı. Ha kara gücü. Sayfa 124 önemli. Buralara da çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Tak tarihte de yine çalışmanız gereken sayfaları söyleyelim. Beylikten devlet Osmanlı medeniyetinin durumuna bakmamız gerekiyor. Burada da sayfa 83'ten başlayıp Osmanlı'nın kültürel dönemine kadar yani yükselme dönemine kadar bakalım. Yine yükselme döneminde de Osmanlı ordusunun gücünü yine bilmemiz gerekiyor. Fetih süreçlerini bilmemiz gerekiyor. Burada yine tak tarihten çalışacağız. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Şimdiden sınavlarınıza başarılar arkadaşlar.